için çaba sarf ediyoruz. İşte Rize Spor Turizmi Çalıştayı da Rize'mizin spor turizmi potansiyeli. Değerli panelistlerimiz, moderatörlerimiz ve ilimize teşrif eden değerli spor ve turizm açısından. Tabii ki spor turizmi iki tarafı var. Bir spor, bir de turizm var işin içerisinde. Sporu biz hep dünyada ülkeler arasında, şehirler arasında ve insanlık için en güzel ifadesi insanların kişisel sivriliklerini, insanların uç taraflarını en iyi törpüleyen meslek dalı spor olarak anlatılır. Yahut da sanat olarak anlatılır. Yani spor ve sanat aslında insanların o sivriliklerini törpüleyen, birbiriyle hemhal olmalarını, dost olmalarını, ilişki kurmalarını sağlayan en önemli aslında enstrüman olarak görmekteyiz. Bir tarafında da turizm var. Turizm de aynı şekilde hem iç turizm hem de uluslararası anlamda turizm, ülkelerin, farklı kültürlerin bir araya gelmesine, bir turizmi veyahut da gezilecek noktalarını ve kültürünü, tarihini tanıması anlamından yine iletişime açık bir alan. Onun için spor turizmi bunu en fazlasıyla destekleyecek olan alanların başında geliyor. Biz de ilimizde belki Rize Belediyesi olarak hem kentsel dönüşümle hem binalarımızın yenilenmesiyle tarihi dokuyu koruyarak yeni de istasyon alanlarıyla beraber şehri daha yaşanılabilir, daha konforlu, daha gezilebilir hale getirirken yine turizme bir nevi altlık hazırlamış oluyoruz. Ama bu çalıştay sayesinde Rize'nin spor turizm haritası da ortaya çıkmış olacak. Yani Rize'nin bütün ilçeleriyle beraber gezilebilecek, görülebilecek. Birazdan Rize tanıtım filminde de göreceğiz. Rize'nin hem spor, hem kültür, hem gezilecek, görülecek yerler anlamında ne kadar zengin olduğunu, bu zenginlik kadar ne kadar insan zenginliğini de barındırdığını ve spora yatkın bir insan kitlesinin bu coğrafyada olduğunu da aslında biz de temaşa etmiş olacağız. Ama zaten Rize'de yaşayarak buna yıllardır tanıklık ettik. Eğer imkan verilirse, eğer altyapı tesisler anlamında yapılırsa, eğer bu tür çalıştaylarla beraber bilgi birikimi bir noktaya getirilirse Rize spor turizminde de diğer birçok branşta olduğu gibi en iyi yere gelecektir diyor. Buradan tekraren Sayın Bakanımıza, bu organizasyonu Rize'mizde gerçekleştiren, çalışan Sayın Valimize ve değerli bürokratlarına ben de çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok güzel, verimli iki günlük çalışma olacak. Bu da bize güzel bir ödev, yol haritası ve ödev olarak geri dönmüş olacak diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Bakanım, Sayın Bakanımızın mahiyetinde programı teşrif eden bakanlığımızın değerli bürokratları, Sayın Bakan Yardımcımız, kıymetli misafirler, şehrimizin değerli yöneticileri, hanımefendiler, beyefendiler, sözlerimin başında hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sayın Bakanım, Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye yüzyılının başlangıcında Rize'de spor turizmi çalıştayı adı altında şehrimizin bu manada yapılabilecek faaliyetlerinin masaya yatırıldığı, sizlerin himayesiyle ve bugün kıymetli teşriflerinizle başladığımız, söz verdiğimiz çalıştayımızı gerçekleştiriyoruz. 3 ay önce Rize Valiliği görevine başlarken, Ankara'da zatenize veda ederken, özellikle spor, eğitim ve turizm ağırlıklı bir süreç geçireceğimizi, bunu da sırtımızı size yaslayarak yapacağımızı ifade ederek ayrılmıştık.
Vali olarak başladığımda da başlangıç konuşmasında bunu vurgulamış. Bu alanda çalışmalar yapacağımızı, şehrin bu alanda marka değerini yükseltecek faaliyetleri gerçekleştireceğimizi, buna öncülük edeceğimizi yine aynı cümlelerle vurgulamıştım. Bu süreçte şehrimizde bütün ortaokul ve liselerde spor kulüpleri kurarak başladık ve kurduk, bu spor kulüplerini tamamladık. Rize'de görev yapan bütün antrenörlerimizi ve bütün beden eğitimi öğretmenlerimizi bu kulüplerimize, her branştan spor kulübüne entegre ettik. Ve bugün bu salonu dolduran yüzlerce dostumuzun, yüzlerce katılımcının, kıymetli akademisyenlerin, federasyon temsilcilerinin, Gençlik Spor Bakanlığı yöneticilerinin ve şehrimizin yöneticilerinin, bu alanda söz söyleyecek herkesin iştirak ettiği bu çalıştay, yaklaşık 2 aylık Gençlik Spor Bakanlığı, Uluslararası Organizasyonlar Genel Müdürümüz, kıymetli Genel Müdürümüzün ve burada Vali Yardımcımız Hüseyin Bey'in, Ahmet Ali Bey'in ve Hüseyin Bey'in ciddi emekleri ve gayretleri, Gençlik Spor İl Müdürümüz, Kültür Turizm İl Müdürümüz ve Valiliğimizin ve kıymetli Belediye Başkanımızın, Belediyemizin katkılarıyla yaklaşık 2 aylık yoğun bir mutfak çalışmasının ürünüdür. Kendilerine teşekkür ediyorum. Burada emek veren bütün paydaşlarımıza, başta biraz önce ismini saydığım kıymetli arkadaşlarımız olmak üzere. Evet. Alkışı onlara alkış hak ediyorlar. Sayın Bakan, hep Cumhurbaşkanımızla, Recep Tayyip Erdoğan'la başlayan bir spor devrimini ifade ediyoruz. Her konuşmanızda siz de bunu vurguluyorsunuz. Bu spor devriminin hem federasyon başkanı olarak, hem milletvekili olarak, hem de ikinci defa Gençlik Spor Bakanı olarak en büyük gayret veren, en büyük emek veren kişilerden bir tanesi de sizsiniz. Spor devrimi olarak kastettiğimiz şey, Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna tesis devrimi, Rize'nin bir ucundan bir ucuna tesis devrimi olduğu kadar, spor denilince aklımıza sadece futbol gelmekteyken, bugün her branştan, okçuluktan, voleybola kadar, paralimpik, diplimpik branşlara kadar her branşın öne çıktığı bir Türkiye'yi, bir Rize'yi konuşuyoruz. Aynı şekilde turizm denilince sadece yaz ve sahil turizmi akla gelirken, sadece yaz ve sezona bağlı turizm konuşulurken, bugün Türkiye sağlık turizminden inanç turizmine kadar, gastro turizminden kongre turizmine kadar birçok yelpazede turizm kavramını da genişletmiş, turizm kavramının da içini doldurmuş bir ülkedir. Bunu Rize özeline yansıttığımızda, sadece yaz ve yayla turizmine sıkışmış bir şehir olmaktan çıkarmamız gerektiğini her fırsatta siz de bu manada söz söyleyen hepimiz de bunu vurguluyoruz. Bu perspektifi Rize'mize yansıtmak için, bu perspektifi Rize'mize uygulamak için bu çalıştayı başlattık ve bugün bu salonda bir aradayız. Çünkü birkaç aya sıkışan ve birkaç sektörde faaliyet gösteren bir turizm anlayışı Rize'yi hapsedebileceğimiz bir anlayış değildir. Heyecan ve adrenalin sporlarından, rafting ve heliskiden, her türlü doğa sporunun yapılabileceği, özellikle kış sporlarının tabii zemini konumunda olan, su sporlarının tabii zemini konumunda olan bir şehirdeyiz. Ve biraz önce görselde, videoda da izledik, markalar oluşturan bir şehirdeyiz. Hem spor adına hem turizm adına yeni, farklı markalar oluşturan Formulas bunlardan bir tanesidir. Petranbord bunlardan bir tanesidir. Heliski bunlardan bir tanesidir. Bunların üzerine ilaveler yaparak, kıymetli dokunuşunuzla, bugün burada bulunuşunuzla bunların üzerine eklemeler yaparak bu alanda yeni yollar, yeni
kendimize yol haritaları çıkarmak durumundayız. Sayın Bakanım, ayrıca vurgulamam gereken, Çalıştay katılımcıları dünden beri şehrimizdeler ve saha ziyaretleri yapıyorlar. Kendileri de gördüler, mutlulukla ben de bunun geri dönüşünü aldım ki gezdikleri, gördükleri yerin özellikle kış turizmi ve kış sporları açısından tabii zemin olduğunu hep beraber müşahede ediyoruz. Bugün kar sezonu ve kış sezonu en uzun ülkemizde yerlerden bir tanesindeyiz. Kaşgar Dağları'ndayız ve bunun bize sunduğu fırsatları fazlasıyla değerlendirme ümidinde ve azmindeyiz. Çalıştay'da bugün katılımcı olan hem akademisyenler, hem federasyon temsilcileri, hem alanında, spor turizmi alanında çok yetkin, çok saygın iş adamları ve bu alanda faaliyet gösteren değerli katılımcılara, kıymetli Bakanlık, Gençlik Spor Bakanlığı ve Kültür Turizm Bakanlığı bürokratlarına, bu alanda şehrimizde bu meseleye emek veren, hizmet veren, yıllardır sporun ve turizmin içerisinde bulunmuş değerli hemşerilerimize, mesai arkadaşlarımıza, şehir yöneticilerimize, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, üst düzey yöneticilerimiz, herkes bugün salonda ve özellikle Gençlik Spor Bakanlığı'na, himayenize, bugün burada bulunuşunuza teşekkür ediyorum. Bugün ayrıca yine Öğretmenler Günü'dür. Öğretmenler Günü'nü biraz sonra törene de birlikte iştirak edeceğiz. Bu vesileyle, konuşma vesilesiyle de tebrik ediyorum. Öğretmenlerimize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Buradan çıkaracağımız yol haritalarıyla, buradan çıkaracağımız ev ödevleriyle kendimize bir referans aralığı oluşturacağımızı ifade etmek istiyorum. Teşriflerinizden dolayı, güç verdiğinizden dolayı, bize bu yolu açtığınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bütün katılımcıları saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hayırlı uğurlu. Çayın başkenti, yağmurun başkenti Rize. Biz tabii sporun başkentinde olmasını, spor turizminin başkentinde olmasını istiyoruz. Tabii Gençlik ve Spor Bakanı olarak ülkemiz için önemli bir spor turizmi destinasyonu olan memleketimizde, Rize'mizde spor turizmi çalıştayını gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü taçlandıracak, ülkemizin ve Rize'mizin spor markasına katkı sağlayacak çok önemli bir çalıştay programında birlikteyiz. Tabii spor turizmi son yıllarda en hızlı büyüme gösteren turizm çeşitlerinden bir tanesi. Sahip olduğu özellikler sayesinde turizm etkinliklerinin çeşitlendirilmesi ve turizm sezonunun uzatılması gibi imkanlar sağlayarak ülke ekonomilerine çok ciddi katkılar sağlayabilmektedir. Hepimizin bildiği üzere Türkiye aynı anda 4 mevsimin yaşandığı kış sporlarından yaz sporlarına elverişli doğasıyla, üst düzey tesis altyapısıyla adeta bir spor turizmi ülkesi haline gelmektedir. Bakanlığımız da spor turizmi alanında çok ciddi çalışmalar yürütmektedir. Bakanlığımızın gayretleriyle 11. Kalkınma Planı'nda spor turizmi ilk kez stratejik alan olarak yer aldı ve plana dahil edildi. Yine geçtiğimiz haftalarda resmi gazetede yayınlanan 12. 5 yıllık kalkınma planında ise ülkemizin dünya spor turizm pazarından alacağı payın artırılması hedefi çok daha güçlü bir şekilde vurgulanmıştır. 12. kalkınma planında da belirtildiği üzere Türkiye'nin bir spor turizmi destinasyonu olarak cazibesinin arttırılması, ülke spor markası imajının güçlendirilmesi, yeni pazarlama ve tanıtım stratejilerinin geliştirilmesi gibi hedeflere ulaşmak için tüm paydaşlarımızla el birliğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşte Rize'de yaptığımız bu çalışma da bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik attığımız güçlü adımlardan bir tanesi. Rize, doğası, ormanı, görkemli dağları ve Karadeniz'in huzur veren sesiyle sadece bir şehir değil, keşfedilmeyi bekleyen bir spor turizmi destinasyonu. Bu nadide şehrin eşsiz tabiatı, zengin kültürel mirasımız ve sıcak misafirperverliğimizden birleşince Rize'yi dünyanın dört bir yanından gelen spor meraklıları için
ideal bir destinasyon haline getiriyor. Biraz herhalde videoda izlediğiniz gibi yok yok. Heyecan var, adrenalin var, sevgi var, yağmur var, doğa var, sis var, bulut var. Dolayısıyla her şey var. Adrenalini seven, yürümeyi seven, doğayı seven, doğayla iç içe olmak isteyenler için müthiş bir hazine. Spor turizmini geliştirme çabamız, sürdürülebilir uygulamalara olan bağlılığımızla da el ele gidiyor. Ziyaretçileri şehirlerimize çeken doğal güzellikleri korumanın öneminin farkındayız. Sorumlu turizm girişimleri sayesinde gelecek nesillerin de hem spor hem turizm alanında Rize'nin ihtişamından faydalanabilmesini amaçlıyoruz. Rize, doğa sporları ve ekstrem sporlar başta olmak üzere birçok spor branşının yapılması için elverişli koşullara sahip. Coğrafi özelliklerinden dolayı şehrimizin büyük bir spor potansiyeli var. Kalıcı kar süresinin uzun olması kış sporlarına, denizi ve debisi yüksek derelere sahip olması su sporlarına, sınırları içerisinde birçok sıra dağların, zirvelerin yer alması ekstrem sporların yapılmasına imkan veriyor. Yine Karadeniz bölgesindeki komşu ülkelere, Türk devletlerine, coğrafi yakınlığımız şehrimize ayrıca bir önem ve zenginlik katıyor. Her yıl gelişerek, artarak devam eden ulaştırma, konaklama ve spor tesis yatırımlarımızla Rize'nin önemli bir destinasyon alanı, önemli bir cazibe merkezi ve spor turizminizde marka şehirler arasında yerini almasında hiçbir engel yok. Bu yatırımların şehrimize kazandırılmasında çok büyük emekleri olan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu projelerin hazırlanması ve yapılmasında emeği olan bakanlık camiamıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte bize düşen görev bu tesisleri, bu standartları, bu başarıları daha güçlü bir şekilde yukarılara çekmek, ümidimiz olan gençlere aktarmaktır. Son 22 yılda Türkiye'nin 81 ilini son teknolojiyle donatılmış modern tesislerle donattık. Köylere, kasabalara varıncaya dek hiçbir ayrım gözetmeksizin tesislerimizi halkımızla buluşturduk. Spor yatırımlarında veya tesisleşmede adeta devrim niteliğindeki başarımız ülkemizin birçok prestijli uluslararası spor organizasyonlara ev sahipliği yapması, Türkiye'nin bir spor ülkesi olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. İslami dayanışma oyunlarından dünya göçebe oyunlarına, Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndan Şampiyonlar Ligi finaline kadar pek çok küresel organizasyona ev sahipliği yaptık. Yine Avrupa'nın ve dünyanın en modern stadyumlarına sahip olmamız nedeniyle biliyorsunuz 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber Türkiye organize edecek. Dolayısıyla bu da spor turizminin ülkemiz için ne kadar önemli noktalara geldiğini ifade eden, dünyada bir etki yarattığını gösteren ifadelerden bir tanesi. Bugün uluslararası spor organizasyonu talep eden değil, talep edilen bir ülke haline geldiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Rize'de de spor turizmini geliştirmek için tüm paydaşlarımızla birlikte atmamız gereken adımlar var. Bunlardan en önemlisi süreklilik arz eden iletişim stratejileri, güçlü tanıtım kampanyaları. Spor turizmi perspektifimiz uluslararası eksende ulaşım ağıyla, tesisleriyle, teknolojisiyle, iletişim ve pazarlama stratejileriyle ülkemizde başarılı marka şehirler oluşturmak. Bu noktada rekabet avantajları kullanarak Rize'nin belli spor branşlarında ilk akla gelen destinasyonlardan birisi olmasını hedefliyoruz. Bizi dünyanın en güzel şehirlerinden birinde bir araya getiren bu çalıştayı büyük başarının müzesi olarak görüyorum. Bu çalıştay işbirliği ve bilgi paylaşımı için bir platform görevi üstleniyor. Birlikte Rize'deki spor turizmi deneyimini geliştirmenin ve ziyaretçilerimiz için kalıcı anılar oluşturmanın yollarını keşfedeceğiz. Komisyonlarda alınan kararların, her bir görüşün, her bir önerinin bizim için çok önemli ve değerli olduğunu bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte de çaba ortaya koyan tüm arkadaşlarımızın, tüm paydaşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarının, özel sektörün, medyamızın tekliflerine, gayretlerine açık olduğumuzu, bakanlık olarak tüm birimlerimizde gelişme ve dönüşüme açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Her birinizi aktif olarak katılmaya, fikir alışverişinde bulunmaya ve bölgemizdeki spor turizminin büyümesinde katkıda bulunmaya davet ediyoruz.
Rize'de spor turizminin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için çalışırken birlik ruhunu benimsemeliyiz. Bu çalıştay Rize'de hem macera hem de kültürel zenginlik arayan spor meraklıları için geleceğe doğru atılmış bir adım olsun. 22 yıllık emeğin üzerine yenilerini ekleyerek aynı ruh ve vizyonla çalışmaya devam edeceğiz. Bu gayretlerle inanıyoruz ki Türkiye'nin yeni yüzyılı sporun yüzyılı olacak. Bu vesileyle bu güzel organizasyonda katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Malumunuz Rize'nin çok butik ve özel bir havalimanı var. Bu ayaklardan bir tanesi, spor turizmindeki ayaklardan bir tanesi de ulaşım. Malumunuz 14 Mayıs 2022'de Rize Artvin Havalimanı açıldı. Ve bu yıl Aralık ayı sonunda 1 milyon yolcuyu hedefliyoruz. Yani bu yılki 2023 yılındaki yolcu adedimiz 1 milyona ulaşacak. Bununla ilgili de göstergeler bu noktada işaret ediyor. Çok butik bir havalimanı. Ulaşım açısından bir ayak tamam. İkinci ayak spor turizmi için tesisler. Bunun içinde Rize'nin ilçelerinin her birine spor salonu, gerekli tesisler, spor altyapısı ile ilgili önemli tesisler kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz. Çok büyük bir potansiyelimiz var. Videoda da izlediniz. Kış turizmi ve ekstrem sporlar, doğa sporları, yürüyüş mesafeleri, kültür sporları, kültürle bağlantılı yürüyüşler. Dolayısıyla bize gereken paydaşlar olarak bu potansiyeli iyi bir pazarlama stratejisiyle beraber tüm hem ülkemize, yani hem Türkiye'ye hem de yakın destinasyondaki ülkelere tanıtmak. Tabii bu sadece bir ekonomik getiri. Bakıyorsunuz bunun yanında doğayla beraber bu bölgenin insanları da kazanacak. Spor için kampa gelen kafileler olacak. Ortak müsabakalar olacak. Bunun için tabii elimizde güreş kampı, güreş hazırlık kampı yapıldı. Gençlik kamplarımız var. Yaptığımız yatırımlar var. Şimdi de kışa yönelik, kış turizmine yönelik çalışmaları da hızlandırıyoruz. Neden? Malum izlediniz Heliski. İnanılmaz bir gelişme gösteriyor. Müthiş bir adrenalin, müthiş bir heyecan var. Marka değerimiz olan Ovit'imiz var. Ayder'imiz var. Yaylalarımız var. Orayla ilgili bu süreci yönetecek önemli projelere de ihtiyacımız var. Buradan bu çalıştayda da göreceğiz ki spor turizminin bu şehre katacaklarını göreceğiz. Bunun kattıklarının sonucunda bu bölgenin insanı kazandığını göreceğiz ve tabii ki bu güzel noktaları, bu güzel doğayı görecek turistlere, sporculara ve ülkelere ihtiyacımız var. Turnuvalara ihtiyacımız var. Bunlarla ilgili de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tabii bir şehirde bir turnuvanın yapılması demek, uluslararası bir turnuvanın yapılması demek, yüzlerce sporcunun gelmesi demek, onların burayı tanıması demek. Ortak kamp yaptığınız zaman oraya gelecek kafileler var. Pek çok kişinin bu şehri, bu spor destinasyonunu, spor turizmi destinasyonunu tanımasını sağlayacak. Tabii bunlar yetmiyor. İzlediniz rafting. İnanılmaz bir adrenalin gerektiriyor. Ben yaptım rafting. Defalarca yapıyoruz. Her fırsatta da yapıyoruz. Tabii geliştirilmesi gerekiyor. Spor, doğa, su sporları ilgili yatırımlar yaptık. Şehrimize, Rize'mize. Hem Ardeşen'de kanot tesisi var. Hem Gündoğdu'da kanot tesisi var. Hem merkezde var. Su sporlarıyla ilgili. Rafting, kano için bunlar mevcut. Onun yanında tabii özellikle de Ayder'in yukarısında kayaklı koşu ile alakalı bir parkur planlıyoruz. O parkurda da ülkemizin sporcularının kamp yapabilecekleri bir plan kamp merkezi için çalışıyoruz. Onun dışında tabii bu bölgenin kış potansiyelini de önemli bir şekilde arttırmamız gerekiyor. Bu noktada da tabii buradan değerlendirmeleriniz çıkacak. Buradaki çıkan süreçleri de hep birlikte yakından takip edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız tabii Rize'ye özel bir değer veriyor. Ayder'e özel bir değer veriyor. Yaylalara özel bir değer veriyor. Spor noktasında Rize'nin tanıtılmasını özellikle de takip ediyor. Bu noktada da kendilerinin bize çok büyük destekleri var. O yüzden Rize için çaba harcayacağız. Bu noktada tabii ilgili bakanlıklarla, Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla, onun yanında tabii
DOKA vasıtasıyla bölgenin projelerine destekler alıyoruz. Onun dışında Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz çeşitli organizasyonları buraya kazandırmak için çaba harcayacağız. Tabii görüyorsunuz ülkemiz hepimizi sevindiren uluslararası alanda spor başarıları elde ediyor. Malumunuz A milli futbol takımımız grubunda birinci olarak Almanya'da yapılacak olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak. Orada kendi evimizde oynuyormuş gibi mücadele edeceğiz. 2 Aralık'ta kurallar çekilecek. Buradan da tekrar milli takımımızı tebrik ediyoruz. Voleybol milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Onlar dünya turnuvalarında da başarılar elde ediyorlar. Birincilikler kazanıyor. Türkiye yapılan spora yapılan tesislerle, yapılan altyapı yatırımlarıyla ortaya konulan pek çok organizasyonlarla herkesin gelmek istediği, organizasyona katılmak istediği, ulaşımın kolay olduğu bir destinasyon. Malumunuz İstanbul Havalimanı bir daire çizdiğinizde yaklaşık 3 saatlik mesafe, 4 saatlik mesafe içerisinde pek çok ülkenin rahatlıkla ulaşabileceği bir destinasyon. O yüzden ülkemiz spor turizminden, dünya spor turizminden alacağı çok büyük pay var. Biz tabii ayrıca Rize'nin de spor turizminden alacağı pay var. Bunu arttırmak için hep beraber çalışacağız. Türkiye yüzyılında sporun yüzyılı olacak diye ifade ediyoruz. Türkiye yüzyılı büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye'nin yüzyılı olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Rize'nin evladı, bu toprakların çocuğu Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde de ülkemiz her alanda, sporda, teknolojide, savunma sanayinde başta olmak üzere geleceğe emin adımlarla yürüyecektir. Ben bu organizasyonda emeği geçen başta Rize Valimize, tabii Rize Valimizin bir özelliği de var. Gençlik ve Spor Bakanlığımızda bakan yardımcısı olarak çalıştı. Dolayısıyla burada sporun gelişmesi için, spor turizminin gelişmesi için önemli katkıları olacağını düşünüyoruz. Tabii ki ben bu projenin başlangıcında da çalışmasında da yakından takip edeceğine İhsan Selim Baydaş Bey'e teşekkür ediyoruz. Yine belediye başkanımıza bu güzel video için teşekkür ediyoruz. Ben de paylaştım. Çok izleyicisi var. Herkesi bekliyoruz. Motocross yarışmaları için bekliyoruz. Adrenalin için bekliyoruz. Formulaz için bekliyoruz. Jiplerle ilgili için bekliyoruz. Petra Yaylası'nı bekliyoruz. Ovid'e bekliyoruz. Rize'ye bekliyoruz. Spor turizmi için Rize'ye bekliyoruz. Bu güzel insanların olduğu Rize'ye bekliyoruz. Ülkemizin, Rize'mizin güzellikleri gelin görün. Çayınızı alın. Dostlarınızı, arkadaşlarınızı getirin. Spor kulüplerini bekliyoruz. Ortak organizasyonlar için bekliyoruz. Bunun için de hep beraber çalışacağız. Bu spor turizmi çalıştayının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen bakanlığımız, uluslararası organizasyonlar genel müdürlüğüne, tüm paydaşlara, burada genel müdürlerimiz var Rize'nin, tüm sivil toplum kuruluşlarına, herkese şükranlarımızı arz ediyoruz. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü, bizi yetiştiren, bize çok çok özel değer veren, eğiten, yetiştiren, bu ülkeye faydalı olmak için çaba göstermemizi sağlayan elleri öpülesi öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Onlara uzun ömürler diliyorum. Büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye diyoruz. Büyüyen, gelişen Rize diyoruz. Çayın başkentini, yağmurun başkenti Rize'mizi seviyoruz. Bu çalıştayın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar. Sayın Bakanım, çok teşekkür ediyorum. Çok müsaadenize birazdan sizleri bekletiyoruz bu anlamlı konuşmalarından ötürü. Sayın Bakanımıza çalıştayın anısına hediyeleri takdim etmek üzere Rize Valimiz Sayın İhsan Selim Baydaş'ı da kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Valim. Evet, diye takdimimiz gerçek. Şimdi Büyük'te Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Sayın Ahmet Temürci'nin moderatörlüğünü yürüteceği Türkiye'deki başarılı spor turizmi trendleri paneliyle programımız devam edecek. İşte spor ve turizm